Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimizin mevzusu namaz. Tabi namazın kılınmasının gerekliliği, lüzumluluğu, Kur'an'da, hadiste gereği gibi ne yapılmış? İzah edilmiş. Fakat namazın manası nedir? Ne ki bu namaz? Cenab-ı Hak ille de bizden namaz istiyor. Ve Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'la görüştükten sonra namazı emretmesi ve namazla beraber onu geri göndermesi. Acaba bu namaz nedir? Hani halk arasında duyarız ya, ona siz karışmayın. O kulla Allah arasında olan bir şeydir. Acaba öyle midir? Eğer sadece kulla Allah arasında olan bir şey olsaydı Cenab-ı Hak Resulüne emreder miydi ki kullarıma beş vakit namazı farz kıldım diye? Acaba bu namaz dediğimiz o kelimenin içerisinde neler var? Ne gibi manalar ifade ediyor? Bunları kısaca ifade etmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yuqimune's-salah. Burada ayette Bakara suresi 2. ayette Cenab-ı Hak diyor ki ve namazı dosdoğru kılarlar diyor. Bak namaz kılarlar demiyor. Namazı dosdoğru kılarlar. Demek ki doğrusu olan bir işin eğrisi de vardır. Hakikisi olan bir şeyin sahtesi de vardır. Değil mi? Sahte namaz da var, hakiki namaz da var. Demek ki Cenab-ı Hak bizden dosdoğru bir namaz istiyor. Dosdoğru namazdan neyi kastediyor? Tadil-i erkanı. Yani her bir şeyin hakkını vermek. Hani bazen diyoruz ya işte ya işimiz var. E demek ki namaz bizim işimiz değil mi? Namazı bir iş olarak görmüyoruz mu? Hakiki ve en büyük iş, en büyük vazife namazdır. Namazın hakkını vereceğiz ki yani diyelim ki bir trilyonluk bir anlaşma yapıyoruz veya işte bir yer satacağız değil mi? Önemli değil. Ya atmasak da olur imzayı. Ne yapıyoruz? Olur mu lan? Beş imza atıyoruz oraya. Durum bir de üstlerine senet yapıyoruz. İşi sağlama alıyoruz yani. Oradan bir kar elde edeceğiz. Ama Namazımız bundan daha değerli. Çünkü ebedi ahireti kurtaracak olan bilettir o namaz. O bileti öyle imzalamak lazım ki sağlam sağlam böyle. Ve rüküde böyle iyice hakkını vererek kalkınca Semiyallahu lümen hamide Rabbena ve lekel ham diyene kadar beklemek. Ve Cenab-ı Hak bundan razı. Yoksa eğilip kalkmaktan razı değil. Kendisine gösterilen bir samimiyetten razıdır Cenab-ı Hak. Bu cümlenin evvelki cümle ile bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Lakin bedeni ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, bedeni ibadetlerden Cenab-ı Hak namaz tahsis etmiş. Yuvarlanın diyebilirdi veya günde beş defa yemek yiyin de diyebilirdi. Ama yok, günde beş defa şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle eğileceksin, böyle eğileceksin. Belli şekilleri var. Namazın ille de tahsis edilmesi bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Bütün yapmış olduğumuz ameller hepsine örnektir, numunedir, fihristedir namaz. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, insan kainata fihristedir. Fatiha'da ne var? Bütün Kur'an'ın fazileti ve Kur'an'da ne varsa Fatiha suresinin içerisinde olduğu gibi namaz da insanın bütün yapmış olduğu amellerin bir fihristesidir. Bir çekirdeğidir, bir özüdür. Dolayısıyla çekirdekte, özde, temelde yapılacak bir hareket ve yanlışlık bütün ağaca sirayet eder, değil mi? Bütün ağaca mal olur. Ya bu küçük çekirdekte azıcık ezsen olur mu olur? Veya bir iğne soksan, iğne saplasan, bıçak saplasan ağaç çıkmaz. Ağaç çıkmaz. Çürür. Aynen öyle de Cenab-ı Hak o küçük hani adi hareketleri, o basit hareketleri öyle yüksek bir derece olarak kabul ediyor ki yapılan yani ebedi sonsuz cennetin kazanılmasına vesile ve bilet olarak kabul ediyor. Öyleyse o en küçük noktada ne yapılmaması? Yanlış yapılmaması gerek. Mesela doktorlar
Kasap ne yapar? Bıçağı sallar değil mi? Böyle keser. Ama doktor böyle pikometrelerle hareket ediyor. Öyle büyüteçler var. Öyle mercekler var. Öyle estetik hareketler yapıyor ki orada bıçağını çok dikkatli hareket ettiriyor. Siniri kesmeyelim diye. Ya kardeşim et ettir deyip çalıp bıçağı geçmiyor. Ne olur bir insanın hayatına mal olur veyahut da bir tarafının felç olmasına vesile olabilir. Küçüktür, basittir ama hafife alındığı zaman çok büyük bir felaket getirdiği gibi. Namaz da aynen öyle ne yapıyor? İnsanın ebedi sonsuz hayatında böyle hayati ve hassas bir noktada bulunuyor. Fatiha nasıl ki Kur'an'da bütün hasenat ve sevaplar ve insanın amelleri de neyde? Namazda toplanıyor. Çünkü namaz, savm yani oruç, hac, zekat ve sair hakikatları havi olduğu gibi, hepsini bulundurduğu gibi. Şimdi namazda ne varmış? Savm yani oruç varmış. Namazda oruç nasıl var? Yiyip içemiyorsun değil mi? Orucu temsil ediyor. Hac vardır diyor. Kıbleye dönmüşsün değil mi? Kabe'ye, Beytullah'a dönmüşsün. Haccı temsilen. Zekat vardır diyor. Bedenimizin zekatı mı? Değil mi? Bedenin zekatı. Madem bunu kullandın, bunu şimdi Allah yolunda sarf edip kullanarak zekatını veriyoruz. Namazda miraç vardır. Yani kulun Allah'la görüşmesi, Allah'la bağlantısı vardır. Herkes derecesine göre ne yapar? Allah'la bağlantıyı sağlar. Ve sair diğer hakikatleri ve ibadetleri içinde bulundurduğu gibi idrakli ve idraksiz bütün mahlukatın yani anlayışı, fikriyatı olan ve olmayan bütün mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Bütün onların ibadetlerini de kendisinde ne yapıyor? Topluyor ve Allah'a takdim ediyor. Şimdi devleti kim temsil eder? Genel kurmayını, havasını, karasını, denizini, efendim memurunu, polisini, şusunu, bu bütün kurumları kim temsil eder? Cumhurbaşkanı temsil eder. Devleti Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Bak bir tek adamda bütün kurumlar ne olmuş toplanmış. Mesela genel kurmay başkanında karacılar, havacılar, tankçılar, şucular, bucular hepsi genel kurmayla toplanmış. Maliye Bakanlığında şunlar bunlar toplanmış ama Cumhurbaşkanı'nda hepsi toplanmıştır. İşte insan, yani o Cumhurbaşkanı bütün hükümetin, devletin yapmış olduğu iş ve icraatları ne yapıyor? Halka takdim ediyor. Diyor ki şunlar şunlar yapıldı. Sen mi yaptın? Yok. Bütün kurumların yapmış olduğu işleri, icraatları, vazifeleri Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Halka tekmil veriyor. Dolayısıyla seslenişte şunları yaptık, bunları yaptık. Halka ne yapıyor? Bunları aktarıyor. Yani bir nevi hesap vermiş oluyor. Aynen öyle de insan dediğimiz makina da bütün mahlukatın, meleklerin, cinlerin, ruhaniyatın, nebatatın, bitkilerin, hayvanların, canlı ve cansız bütün mahlukatın ibadetlerini halife-i arz olarak, yeryüzünün halifesi olarak, reisi olarak ne yapıyor? Allah'a takdim ediyor. İşte böyle görev bu kadar hassas yani. Mesela ve aynı zamanda bunların yapmış olduğu ibadetlerin numuneleri de bunlarda vardır. Bu okuduğumuz ders namazın hakikati. Namaz hangi manalara geliyor? Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Mesela insan secdedeyken yerde sürünen mahlukatın ve devamlı secdede Allah'a ibadetle meşgul olan melaikenin ve diğer mahlukların ibadetini Allah'a takdim ediyor.
Aslında biz oraya giderken kendi namımıza değil. Biz arkamızda bütün mahlukat var ve onlar namına oraya gidiyoruz. Böyle olduğumuza delil ne? Acaba gerçekten mahlukat namına mı gidiyoruz? Gerçekten biz mahlukatın önünde, yaratılmış bütün mahlukatın önünde bir kaptanlık vazifemiz var mı? Var mı? Bunu nereden anlıyoruz? Bakın, tavuk yumurta veriyor senin için. İnek süt veriyor senin için. Keçi et veriyor senin için. Sair bütün mahlukata baktığımızda hepsi senin için çalışıyor. Herkes senin için çalışıyor. Herkes senin için çalışıyorsa o zaman senin buradaki makamın nedir? Değil mi? Yani bir eve girdin ki bütün herkes sana hizmet ediyor. Otomatikmen senin orada bir makamının, merkeziyetinin olduğuna işaret eder, değil mi? Öyle yoldan geçen adama herkes hizmet etmez ya. Tavuk yumurtasının 3 gram aklı olsa sana vermez. İnek sütünü ne için sana versin ki? Ne için sana hizmet etsin? İşte insan Cenab-ı Hakk'ın dergahına gittiği zaman bütün bu mahlukatın ibadetlerini sana takdim ediyorum ya Rabbi diye o makamda geliyor. Ama çoğu zaman bunun farkında değiliz. Yani otururuz, sütümüzü içeriz, yumurtamızı yeriz, yemeğimizi yeriz. Yani biz de mahlukatın önünde reisiz veyahut da bütün mahlukatın ibadetini biz Allah'a takdim ediyoruz. Hatta melekler bile sana hizmetkar. Bir insanın korumasında Arabi ifadede 70 deniliyor. Yediler, 70'ler çokluk ifadesi 70'ten fazla melek diyor, insanı korumakla vazifelidir diyor. Koruyucu, hafaza melekler olarak geçer. Ve dolayısıyla senin koruman işte. Korumaların dahi melekten korumaların var. Sen korunuyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı'na koruyorlar. Bütün kurumlar ona hizmet ediyor. Koşturuyorlar. Etrafında pervaneler. Adam bir yere gidiyor değil mi? Belki 100 tane binaların üstüne silahlı adamlar çıkıyor. Şimdi bu adam dese ki aman yani yiyeyim içeyim yatayım diyebilir mi? Sen sorumluluğunun farkında ol. Yani bu korumalar boş yere değil. Bu kadar hizmetler boş yere değil. Bunun arkasında senden beklenen, milletin beklediği bir hesap vardır değil mi? Aynen öyle de bizden beklenen bir hesap var. Bizden istenilen bir şey var. Bu kadar korumalar, bu kadar ihsanlar, yani senin suyun gökyüzünden tane tane indirilecek, sana buğday toprak içerisinden tane tane ihsan edilecek, meyveler, üzümler salkım salkım baş gösterip sana ihsan edilecek de sen de başıboş kalıp toprak altında çürüyüp gideceksin. Hiç mümkün müdür? Ve insan rükudayken, rükû vaziyetinde yaşayan mahlukatın ve rükûda devamlı Allah'a ibadet eden meleklerin ibadetlerini Allah'a takdim etmektedir. Bir reis lazım gelmez mi? Bakın insanlık yaratılmış bir reis tayin edilmiş değil mi? İnsanlar bilen abi bir reis seçiyorlar. Şimdi Allah bir reis seçmez mi? İnsanlık içerisinde insanlara reis kimi seçti? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seçti. Şimdi başkomutan cumhurbaşkanı odur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse. Fakat alt kademelerdeki memurlar olan bizler de her çoban sürüsünden mesuldür kaidesiyle biz de arkamızdaki bütün mahlukatın ibadetini Allah'a takdim etmekle vazifeliyiz. Hasleten ev ocak sahibi olan, aile sahibi olanların mesuliyeti daha da fazladır. Çünkü onlar hanımlarının, çocuklarının hesapları da onlara ne yapılacak bu sorulacaktır. Ve kıyamdayken, ayakta dururken o kıyam vaziyetinde bütün ayaktaki yıldızların, ağaçların ve devamlı kıyamda Allah'a ibadet ve tesbih eden mahlukatın ibadetlerini insan Cenab-ı Hakk'a ne yapıyor, takdim ediyor. Melekler bile arkanda saf tutuyorlar. Şimdi bak,
ne diyoruz? En büyük melek Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamın görevi ne? Peygamberimize vahiy getirmek, postacılık yapmaktır. Postacılık yapmaktır. Yani dereceye bak. Şimdi vahiy getirene çok makam verir. O vahinin geldiği kişi ne kadar yüksek makamda ki Cebrail'i bir postacı olarak kullanıyor. Ve bu bir insan. Bu bir insan. Yani melekleri çok yüksek görüyoruz fakat kendimizin ne kadar yüksek bir makamda halk edildiğini fark etmiyoruz. O melekler bile senin ibadetini bekliyor, onun farkında değiliz. İşte namaz böyle külli ve cami bir hakikati ifade etmektedir. Ve insan Cenab-ı Hakk'ın dergahına çıktığında ettehiyyatü lillah. Bakın Miraç'ta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söyledi. Ettehiyyatü lillah. Ve biz de bunu namazda tekrar ediyoruz. Manası şudur. Ve şu makamda bulunuyoruz. Yani bütün zihayatların, hayat sahibi mahlukatın hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur diye Cenab-ı Hakk'a bir takdim makamındayız. Başbakan ne yapıyor? Cumhurbaşkanına belli bir zamanda takdim ediyor değil mi? İşler böyle, böyle, böyle. Başbakan'a da diğer alt kurumlar ne yapıyor? Takdim ediyor. İşte bu resmi diyaloğa, bu hükümetin zirvesi veyahut da şusu, busu diye adlandırdıkları bu meseleler günde 5 defa namazda gerçekleşiyor. Ve biz günde 5 defa Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz ve zirve yapıyoruz. Arada hiçbir perde kalmıyor. Ya Rabbi, bütün mahlukatın ibadetini sana takdim etmeye geldim diye bazen şuurlu, bazen de şuursuzca söylüyoruz. Yani bazen de yüksek makama çıkarırsın. Adamı şimdi ne Aksaray var değil mi? Aksaray'a götürüyorsun, hadi iste diyor. Adam istemesini bilmiyor. Veya orada olduğunun farkında değil. Paspasla meşgul. Veya efendim oradaki temizlikçiyle meşgul. Oğlum bulunduğun makamın farkında. Şu an Aksaray'dasın. Cumhurbaşkanının yanına çıkacaksın. İstediğin şey de böyle efendim kapının önünde çöp bidonu veyahut da şunu bunu istiyorum değil mi? Yani ehemmiyetli bir şey iste de büyük iste yani. İsteğin de büyük olsun. Böyle bir yere gittik de birisi baktım bir yüksek rütbeli makamlı birisinin yanına çıkmış. Hani bekliyorum ki hani böyle yüksek rütbeli bir adamın yanına çıkılmış. Adam acaba ne isteyecek? İnsan düşünüyor. Bizim kapının önünde dedi bir ağaç var dedi. Efendim onu dedi kestirsene. Hani o makamı söylesem gülersin orada. İstemesini bilmiyor. Şimdi biz de çoğu zaman namazda böyleyiz ama. Çoğu zaman böyleyiz. Böyle elimiz bazen de açılıyor ama çoğu zaman da açmıyoruz. Böyle bir sürüp geçiyoruz. Halbuki ne Aksaray'ı değil mi? Arş-ı Azam'dasın. Allah'ın huzurundasın. Orada kaliteli bir isteyiş olması lazım. İyi bir sunum yapmak lazım ki istediğini alabilesin. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Ve alacağın yerde her bir Müslümana, her bir mümine dünya kadar bir yer ihsan ediliyor. Ve herkes ister istemez %100 oraya gidiyor. Ve ilk ve son hakkını kullanıyor. Kaybederse de ebediyen cehenneme yuvarlanıyor. Ve bunu biz gözümüzle görüyoruz. Çünkü o tabutları omuzumuzla biz taşıyoruz. İşte ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum.